Safiye validemiz, radıyallahu teala annemiz. Annemiz. Ee, babası Yahudi olsa da, işte İslam bu. İslam bu. Babası Yahudi ol, olsa, kendisi ne olmuş? Bütün ümmetin anası olmuş. Anladın mı şimdi? Ve peygamberimin eşleri, ümmetinin anneleridir. Yani İslam'da neye bakar? İmana bakar, Müslüman olmaya bakar, takvaya bakar. İslam'da ne sebe, ha sebe, soya sopa bakmaz. Ona bakarsan idrarın aslı da temiz su. İçiyorsun. Buradan içerken temiz, çıkarken pis. Anladın mı? Bu, bu işler iftihara gelmez. Birbirine karşı hava atmaya gelmez. Ben şunun oğluyum, bunun oğluyum, şu kabiledenim, bu ırktanım. Böyle bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer hanımları tabii ondan e, rahatsız oldular. E, birisini daha birkaç tane de böyle boşalttırdıkları e, boşattırdıkları bile oldu yani. Ne Ayşe annemizle Hafsa annemiz onlar beraber Hazreti Ömer'in kızıyla Hazreti Ömer'in kızı onlar birlikte anlaşırlardı. Başkalarına oyun ederlerdi. <laughs> Allah Allah. Bir tane kadın e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kendisini hibe etmek istedi. Yani benle nikahlanmak istersen al ben diye. Mevla Teala da ona izin vermiş ayette. Ve emrate mümineten in nefse al in istenkiha min dunil Habibim inanan bir kadın gelir kendini sana bağışlar. Eğer peygamber onunla evlenmek istiyorsa onu alsın. Ama bu herkese değil diyor. Sadece sana özeldir bu. Kur'an'da ayet var bunlarda ve Azap suresi. Siz hiç o haberiniz yoktu. Ancak ekim sana, namaz kılın, atü zeka, zekat verin. E bu meseleler de var, evlenmekler var, boşanmaklar var, ne var. Kur'an-ı Kerim her şeyin kitabıdır. Bütün ilimler Kur'an'da. Ondan sonra kadına geldi, böyle yapacağını anladılar. Kadına dediler ki, sen dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğün zaman ya ona önce istişare veriyorlar, Kadın cihazda bir şey daha veriyor. Dediler sen de ki senden Allah'a sığınırım. Dersen Resulullah bu sözden çok hoşlanır dediler. Hiç olacak iş mi ya? Kadın cihazdan hevesin geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Gördü onu. Kadın dedi ki Euzü billahi senden Allah'a sığınırım dedi. Bilmiyor o da Arap yani İslami tabirler yeni gelişmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya çok büyük yere sığındım ben sana da kuramam dedi. Allah Allah. Böyle işler ettiler yani. Ederler. Onlar da kendi cephelerini takviye etmek derdindeler. Evet, merkezin bir şeyi var. Şimdi Safiye Validemiz tabi nikah oldu. Artık onun gideri yok. Kalıcı, ortak. Bu sefer aralarında konuş, konuştular. Demesinler mi ki Yahudiyetün bintü Yahudiyeyni İki Yahudinin kızı yani anası babasını iki Yahudinin kızı kendi de Yahudi dediler. Yani İslam'da bu yok işte. Mesela adam Hristiyan, Müslüman olmuş bilmem ne adama kafam bozuldu zaten bu Ermeni ya eskiden Ermeniydi ya şimdi bu Ermeni ya kardeşim şimdi niye böyle diyorsun işte benim bana yalan söyledi şunu yaptı bunu yaptı şunu çal veya gasp etti tamam yanlış yapmış olabilir haram günah yapmış olabilir bunu Türk oğlu Türk de yapıyor hem de alasını yapıyor yani bunu Hacı Hoca da yapıyor İlla babasının Yahudi olmasına lüzum yok yani yanlış işler Herkesin vardır yanlış işleri. Şimdi adamın yaptığı yanlış işi kötüleyebilirsin. Diyebilirsin ki alışveriş ettik, sözünü bozdu, hakkımı yedi, bunu diyebilirsin. Ama eskiden Ermeniydi diye, şimdi adam Müslüman olmuş, yaptığı günahtan sebep vay Ermeni denmez ki, o adam Ermeniliğe dönmez ki bununla. Günah adamı dinden çıkartmaz ki, anladın mı şimdi? O zaman öbür Müslüman da yapıyor, buna ne diyeceğiz yani? Adamın kötü fiilini tenkit edersin. Yanlışını söylemek başka. Adamın aslını neslini karıştırıp da vay Yahudi dölü, Ermeni bilmem nesi falan bunlar yok İslam'da. Ama bizim cahiliyet dönemi yeniden geri geldi. Millet böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başladı ağlama. Safiye validemiz duydu bunu ağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi yeni Müslüman olmuş. İslam'ı yaşıyor ne güzel. Kıymetli annemiz. işte kadınların kumalığının sıkıntısı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi, baktı ağlıyor. Dedi niye ağlıyorsun? Dedi bana böyle dediler. Yani kumalar. Buyurdu ki, Sen de dedi diyemedin mi onlara? Şimdi Yahudi, Yahudin deyince, Yahudilerin de ırkı ırk olarak kime dayanıyor? Peygamberlere dayanıyor. Efendim, Aman ya Rabbi. Ona ne akıl öğretiyor. İnne ebi Harun ve ammi Musa ve zevci Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de deseydin ki babam Harun Harun aleyhisselamdan geliyor. Amcam Musa aleyhisselam, kocam da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de öyle deseydin. De. Anladın mı? Gidip öbürlerine de siz niye böyle yaptınız diye orayı da karıştırmıyor. Siyasete bak. Ama buraya da ne öğretiyor? Hüccetini telkin ediyor. Sen de lafını söylemesini bil. Yani altta kalma. Adi gerime böylece ne oldu? Nazil oldu. Bakın neler olmuş, neler olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? El mümin la yekunu bediyen. Müslüman mümin imanlık için kötü huylu olmaz. Kötü ahlaklı olmaz ya. Çok zalimlik var ya bu. Namazda kılıyor, hacca gidiyor, ömreye gidiyor. Ahlakı bozuk insanlar var ya. Çok hiç İslam'a, Müslüman'a yakışacak ahlak değil. Kötü örnek oluyor. Ve la fahişen. Dilinden fuhşiyat çıkmaz. Yani müstehcen konuşmaz, kötü sözler konuşmaz. Sövüyor, sayıyor, ağzı bozuk, dümdüz gidiyor ya. Ayıptır ya, sakallılarda da var ya. Hele namaz kılan insan ya. İnne salate tenha anil fahşai vel münkar. Namaz fuhuştan, fuhuş sadece zina, livata, lezbiyenlik, homoseksüellik değil ki. Bunun ya fuhuş, kötü konuşmak da fuhuş. Müstehcen konuşuyorsun, bu nedir? Efendim, sinli, kaflı, efendim, sövmek, saymak, olmaz. Ağzımıza nasip olmamış. Bu yaşa geldik, elhamdülillah. Bir tane ağzımızdan çıkmamış. Nefakum turkulil Kur'an, ağızlarınız Kur'an yollarıdır. La ilahe illallah diyorsun, Allah diyorsun, ayet okuyorsun bu ağızdan. Nasıl sen pis pis müstehcen Tenasül uzuvlarının adını söyleyerekten millete sövüyorsun ya?